48. bölüm, 48. bölüm Hazarlar. Türk Hazar İmparatorluğu, Türk Hazar Anlı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, karındaşlarım, mühür günlerim. Esenlikler, esen bolsun, esen hu. Hepinize saygılarımı sunarım. İmtiyazlı insanlar, imtiyazlı insanlar. Kardeşlerim. Dedim ya, her hafta bir anlattığımız bir şeyden bir şeyler çıkıyor ya, inanmaz. Geçen yine sormuşlar, hocam bu kadar evlilik varmış dediler. Hazarlılarla, Türk Hazar İmparatorluğu'yla Bizanslar arasında, Bizanslar arasında. Ya diyor hocam, niye biz bunları bilmedik diyor ya. Niçin biz bunları bilmedik, öğrenmedik, öğrettirmediler bize. Ne diyeyim ya, ne diyeyim arkadaşlar. Ya dedim ya, bu araştırmaların hepsi tam bir devlet, devletin tekelinde olması lazım. Bunların Milli Eğitim Bakanlığı'nda güzel bir şekilde derin toparlanması lazım. Sınıflarda çocuklarımıza öğretilmesi lazım. Bilmiyorum işte arkadaşlar. Maalesef 1949'dan beri Amerika'ya verdiğimiz o Fulbright'tan sonra, verdiğimiz o Milli Eğitim Anlaşması'ndan sonra her şeyin kaderi değişti Türkiye'de, değil mi işte? Türk dünyamızda hep değişen bir şey yok arkadaşlar ya. Ya normal bir şey, insan zoruna gidiyor ya. Gerçekten zoruna gidiyor. Şimdi arkadaşlar diyor ki o kadar evlilik olmuş diyor Bizans içerisinde. Niye bize hiçbir zaman bize öğretmedi diyor. Bilmedik diyor. Ya arkadaşlar, ha Bizans, ha Hazar, hiç değişen bir şey yok ya. Lan ikisi de Türk lan, ikisi de Türk ya. Dedi ki Roma ya, anlattık hepsini. Dedim Hazarlı öyle şey ki, öyle inanılmaz belgeler çıkıyor ki arkadaşlar. Şimdi anlıyorum niye sakladılar bunun hepsini ya. Ben ne diyeyim ya? Daha ne demem isterseniz ki? Bir yerden birileri düğmeye basmışlar. Düğmeye basmışlar. Bu Hazar tarihi yasaklanacaktı. Yasaklanacaktı. Ama işte dedim işte. O zamanki insanlar varmış ki yazmışlar hepsini. Bu belgeleri, orijinal kaynaklar ki. Çıkıp onları bulduk, anlatıyoruz ya. Anlatıyoruz arkadaşlar. Kolay değil, kolay değil ya. Ben ne üzülüyorum ya. Niye adam, hepsi anlatırsa bunlar okulda. Ya çocuklarımız bunu öğrense. Adamlar Hazar tarihinde 5 dakikayla geçiyor diyor. 10 dakikayla geçiyor böyle. Fazla konuşamıyorlar. Bilmiyorlar. Bilgi yok zaten Hazar hakkında. Ya adamlar Selçukluların nereden geldiğini bilmiyor ya. Lan dedim ya, Selçukluların özü Hazarlılardır. Hazar ağanın en güvendiği adam olan Dukak Bey'in oğludur Selçuk. ...960 yılı arkadaşlar... ...960 yılı... Her şeyi sanki tabu içine tutuyorlar. Ya insanlar öğrenmesin diye. Öğreneceğiz arkadaşlar, öğreneceğiz. Başka çaremiz yok. Öğreneceğiz. Başka yolu yok. Ben anlatırım. Buradan kapan kapar. Öğrenin, öğreniriz. Ve bu videoların hepsini paylaşın arkadaşlar. Paylaşın. Bunları hiçbir yere duyamazsınız. Kimse anlatmaz. Yoktur. Dedim ya, son insanım ya. Dünyadaki son insanım ki bunu çıkartıp size anlatan ya. Kitabımıza bakalım arkadaşlar. 48. kitap. Kaynakça Cengiz Altın. Kaynakça Cengiz Altın. Nokta. Nokta. Arkadaşlar, Alzas'ın soy ağacının raporu. Alzas bölgesi. Bugün Fransa'nın Alzas bölgesi. Alzaslar. Yani Strasbourg'un olduğu yer. Bütün o bölgenin ismi Alzas'tır. Alzas'ın soy ağacının raporu arkadaşlar. Kitabın yazılı tarihi 1968. 1968. Mark Bloch, bu kişiyi çok iyi hatırlıyorum. Mark Bloch muhteşem bir tarihçi. Mark Bloch 1886 yılında Lyon'da doğmuştur. Lyon'da doğmuştur. Soyu Alzaslıdır. Alzaslıdır. Lyon, Strasbourg ve Paris'te hayatı geçmiştir. Soy olarak ataları Yahudidir. Yahudidir. Evet, ben bir Yahudiyim diye böyle yazmıştır. Yazmıştır. Vichy'deki yönetimin o zamanki Fransa'nın Vichy bölgesi arkadaşlar. Bu savaş yılları ha, 1945 arası. Vichy'deki yönetimin Yahudi karşıtlığı olması
ve ailesinin her zaman tehdit içinde olması ve kendisinin de Mart 1944 yılında Gestapolar tarafından yakalanıp kurşuna dizilmesi. Mark Bloch 1886 yılında Lyon'da doğmuştur. Soyu Alsaslıdır. Lyon, Strasbourg ve Paris'te hayatı geçmiştir. Soy olarak ataları Yahudilik, evet ben bir Yahudiyim diye böyle yazmıştır. Bu adam çok büyük bir tarihçidir arkadaşlar. Evet ben bir Yahudiyim böyle yazmıştır. Vichy'deki, o zamanki Fransa'nın Paris merkezi, Vichy'deki yönetimin Yahudi karşıtlığı olması ve ailesinin her zaman tehdit içinde olması ve kendisinin de Mart 1944 yılında Gestapolar tarafından yakalanıp kurşuna dizilmesi. Büyük tarihçi Mark Bloch şunları yazmıştı. Arkadaşlar burayı çok çok dinleyin. Büyük tarihçi Mark Bloch şunları yazmıştı. Evet ben bir Yahudiyim. Ama hiçbir zaman bu dini pratikte yapmadım. Bundan ne gurur duyarım ne de utanırım. Ümidim şudur ki iyi bir tarihçi olup insanları bilgilendirmektir. Bilgilendirmektir. Yeter artık. Bakın arkadaşlar söyleyeyim. Yeter artık. Irkları aramayın. Irk diye bir şey yoktur. Bunlar masaldır. Bu apaçık meydandadır. Hala buna inanan maalesef insanlar var. Büyük tarihçi Mark Bloch şunları yazmıştır. Evet ben bir Yahudiyim ama hiçbir zaman bu dini pratikte yapmadım. Bundan ne gurur duyarım ne de utanırım. Ümidim şudur ki iyi bir tarihçi olup insanları bilgilendirmektir. Yeter artık. Irkları aramayın. Bunlar masaldır. Irk diye bir şey yoktur. Bu apaçık meydandadır. Hala buna inanan insanlar var maalesef ki. Ve hala buna ari ırka inanan insanlarda maalesef ki silahlar var. Bunu Nazilere söylüyor arkadaşlar. Silahlar var. Şimdi şunu herkes bilsin ki çok muhteşem bir konuşmadı arkadaş. Bu Mark Bloch kurşuna dizilmişti 1940'da. Şimdi şunu herkes bilsin ki Akdeniz'deki bütün insanların soyu Türkler, onların soyundan gelen Hazarlar, Slavlardır. Bu durumda benim köküm, soyum neresi olabilir demiştir Mark Bloch arkadaşlar. Ve hala buna inanan, ari ırka inanan insanlarda maalesef ki silahlar var. Demiyor mu? Hitler'e. Şimdi şunu herkes bilsin ki Akdeniz'deki bütün insanların ve batıdaki bütün insanların soyu Türkler ve onların soyundan gelen Hazarlar, Slavlardır. Bu durumda benim köküm, soyum neresi olabilir demiştir Mark Bloch. Gördünüz mü arkadaşlar? Kurşuna dizilmişti 1944 yılında. Bu büyük tarihçi. Fransa'nın saygıyla önünde eğildiği bir siyasetçidir. Tarihçidir. Muhteşem bir tarihçidir. Aynı zamanda Fransa'nın bu rezistans ordusunda görev yapmıştır. Nazilere karşı. Mark Bloch yüreğimizdir arkadaşlar. Türk tarihini çıkartan insanların tersidir bu ya. Bakın mertçe demiştir. Irk diye bir şey yoktur. Hepimiz Türk Tonaz demiştir. Hazarlar, Slavlar. Onların soyundan gelen Hazarlar, Slavlar demiştir. Hitler'e de söylemişti. Hitler'e. Ha, dedim ya. İşte Hazar tarihi böyle bir şeydir. Çıkartırız. Gelecek bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.